Merhaba hanımlar. Bugün karpuz dilimi yapalım. İplerimiz yeşil, beyaz, çekirdeği için siyah ve kırmızı ipimiz hazır. Sihirli halkamızı yaptık. Bir zincir, bir tane daha iki zincir oldu. İçini dolduruyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet, kapatalım. İlk yaptığımız zincirin tepesine batıyoruz. CC ile kapattım. İki zincir çekelim. Aynı sık iğnenin içine bir tane yaptım. Tekrar bir tane yapalım. Yandaki zincirin içine de çift batıyoruz. Evet, her boşluğa çift batalım. Son iki tane zincirimiz kaldı. Evet, son sık iğneye de iki tane battık. Şimdi tepedekine battırdık ve birleştirdik. CC'yi de iki zincir çek. Aynı sık iğnenin içine bir tane daha, yanındakine bir, diğer yanındakine çift batalım. Bir tek, bir çift.
bir tek bir çift. Bu sıramızı da tamamlıyoruz. Evet, tekrar tepeye battık, bir iki zincirle kapattık. Aynı sık iğne içine bir tane daha yaptım. Yandakine geçtim. Tekrar çift yapıyorum. Yandakine geçtim. Tekrar çift yapıyorum. Tekrar yanındakine çift batıyorum. Bu sırımızı da bu şekilde her sık iğnenin içine çift batarak gidiyoruz. Bu sarımızı bu şekilde bitirelim. Her sık iğneye çift. Bu sıramızı da tamamladık. Evet, tepesine battım. CC ile kapattım. 2 zincir çek. 1, 2, 3, 4. 4. sıramızdayız şu anda. Şimdi 5. sıramıza geçtik. Evet, ilk sık iğnemizi batırdık, sayalım, tamamdır, yandakine geçtim, ikinci oldu, yandakine geçtim, üçüncü oldu ve toplam 1, 2, 3, 4. 4 sık iğnemiz tek tek, 5. sık iğnemiz çift. Tekrar bir sık iğne, pardon, sık iğne diyorum, trabzan. Yandakine de tek sık iğne. Yanındakine de tek sık iğne, toplam 4, ben hep sık iğne diyorum, trabzan, bakalım 1, 2, 3, 4, 4 tek trabzan, 1 çift. Evet, 4 tek trabzan, 1, bu ikinci, bu üçüncü, bu da dördüncü. Yanındakine çift trabzan. 4 tek trabzan, 1 çift. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidelim. Son sıramıza geldik. 4 trabzan, 1 4 trabzan, 5. çift battık. Son trabzana geldim. Tepeye sık iğne ile birleştirdim. Şimdi beyaz ipimize geçelim. Şunu ben geri alayım. Şöyle.
Beyazdan zincir çektik. İçine çektim. Şimdi karşıdakinin tepesine batıp çıkardım. Beyazımızı birleştirdik. İki zincir çekiyoruz. İlk sık iğnemize battık. Yalnız beyazı bu şekilde yapıyoruz. Hani bu ilk trabzan yaptığımız yerlere değil de bunun içine batıyoruz. Ta boşluğa. Daraldığı yerde çift batabilirsiniz. Üzülmesin. Mesela şimdi bir tane arada çift yapabilirim. Bir tane daha. Evet. Bir kere de çekiyorum. Tığın başına alıyorum. Bir kere de çektim. Bir tane daha yapabilirim. Kasmasın. Bakalım. Evet, kasmıyor.
Son sık iğnemize geldik. Şöyle iki tane, ikisi durdu. Yeşil ipimi takacağım. İlk baştakine bir tane CC ile birleştirelim. İki zincir çekelim. Şimdi yeşil kısmını yapacağız. Başına aldım. Tekrar şu zincirlerin içine değil de beyazların dibine batıyorum. Tığın başına almıyorum. Şu kısma. Aynen. Bakın şuraya. Şu ilk baştaki zinciri değil, şu altı. Zincirin altına boşla. Bu sıramızı da bu şekilde bitirelim. Eğer elinizde kasarsa bir yerde çift trabzan yapabilirsiniz. İpten ipe değişebilir tabi, dar olabilir, kasabilir. İp tercih size kalmış. Ama ben tüylenmeyen marka kullanıyorum. Pırlantanın, evet, Nako'nun pırlantasını kullanıyorum ben. Hem kalın ip. Beyaz ipimizi keselim, kırmızı ipimizi keselim. Bize mani olmasınlar. Bu iplerimizi de düğümleyelim. Mümkünse aralardan gevşemesin. Bunu da yeşille bağlayalım. Hiç tığın başına alma. Sadece batıracağım zaman tığın başına alıyorum. Çekiyorum. Üçünü bir kere de çekiyorum. Bu da yalancı sık iğne. Ya da yarım trabzan. Ne dersiniz? Bakın. Yazın en güzel meyvesi.
İster çocuklarınıza oyuncak olarak yaparsınız. İsterseniz mutfağa tabağın içine süs koyabilirsiniz. İsterseniz ucuna anahtarlık aparatı takıp anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Eskiden ucuna zincir çekip tutacak buzdolabının koluna süs diye takılırdı. Bakalım kasıyor mu? Kasmıyor. Hiç artırma yapmadım ben. Yeşilde yapmadım. Yeşil sıramız da bitti. Şimdi örgümüzü kapatmaya çalışacağız. Tek sıramız kaldı. Tepeye birleştirelim. Evet, daha sonra ikiye katladık. Bakın, bir zincir çektim. Şimdi bir, iki, iki kere de çektim. Tekrar. Karşıdakine bunu bir kere de çektim. Yo, en ilk baştakini de öyle yapalım. İlk baştan bu şekilde başlayalım. İlk zincire batırdım. Karşıdaki zincire de batırdım. Karşılıklı tığımı aldım. İpin başına dolamadan zincirimin içinden geçirdim. Tekrar onu da aldım. Tam karşısındakini de aldım. Çektim. İçinden çıkardım. Bir daha göstereyim. İlk zinciri aldım. Karşıdaki zinciri de aldım. Şöyle bakın. Karşılıklı. Yani şunu da alıyorum, karşıdakini de alıyorum, ipi doluyorum ve çekiyorum. Tekrar yapalım. Şunu da hemen karşısındakini çektim, ipe dolamadan aldım. Umarım anlaşılmıştır. Karşılıklı sık iğnelerimizi alıyoruz. Atlamayın hanımlar. Hemen karşılıklı ikisini alıp çekiyoruz.
Sona yaklaştığımız zaman biraz açıklık bırakıp elyafımızı dolduracağız. Çok doldurmamak ama çok doldurmamak lazım. Yastık gibi olmasın. Yani ince bir karpuz dilimi şeklini alsın. Bu kadar yeterli. Şimdi elyafımızı dolduralım. Evet, boncuk elyaflarımızı dolduruyoruz. Şöyle köşeyi çok bastırmadan şöyle birkaç tane daha söküyorum. Daha rahat doldururuz. Bence yeterli. İplerin arasına örerken takılmasın. Son sık iğnelerimizi kapatıyoruz. Evet, son bir zincirle kapattık. İpimizi keselim. Şu ucuna sıkıştırıp düğüm atalım. Düğümümüz tam sık iğnenin dibine gelsin. Şöyle tutun. Sıkıştırın. Sökülmesin. Daha sonra ipimizi içeri çekelim. Evet, katlara ayrılıyor. Kalan ucunu kesin. Tamam, karpuzumuz, karpuz dilimimiz
Şöyle hazır. Şimdi çekirdeklerini hazırlayalım. Böyle uzunca bir ip taktım. Kalın bir düğüm atmaya çalışıyorum üst üste. Trabzan olduğu için aradan çıkabilir. Evet, şöyle toparlak bir. Şuradan bir yerden geçirelim. Şuradan geçirelim. Sihirli halkamızın arasından geçirelim. Oradan daha rahat girecek. Biraz çekin, içeride kalsın. Fazla çekmeyin. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben şöyle bir trabzan aşağıdan batırdım. Çektim. Şuradan aşağı geçebilirim. Ya da karşıya da geçebilirim. Bu taraftan. Şöyle aralıklı aralıklı çekirdeklerimizi yerleştirdik. Evet, karpuzumuz bitti. İpimizi yavaş yavaş koparmaya çalışacağız. Şurada ben kalın bir düğüm atmak istiyorum. Şöyle üst üste attım. Aynı yerden geçirdim. Farklı yerlerden çıkartmaya çalışıyorum. Tekrar buradan geçip ipimi gezdirdim elyafın arasında. İşimi sağlama alıyorum. Bir düğüm daha. Herhangi bir yerden çıkardım. İpimi, siyah ipimin işi de bitti. Buyurun karpuz dilimimiz
Size kolay gelsin.